Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. Rehber Gündem programıyla birlikteyiz. Bu hafta Rehber Gündem'in önemli konuları var. Tabii önemli de bir konuğumuz var. Değerli izleyenler, Rehber Gündem'de hangi konuları konuşacağız? Öncelikle onları paylaşalım. Keşmir konusu. Keşmir'de özellikle yaşanan sıcak bir takım hadiseler var. 50 yılı aşkın bir süredir, 72 yıldır. Keşmir, Cammu Keşmir bölgesi Hindistan'ın işgali altında ve Hindistan Keşmir'in var olan statüsünü değiştirmeye dönük bir takım adımlar attı. Son günlerde Keşmir'den gelen haberler de orada Hint yönetiminin bir soykırıma, bir katliama hazırlandığı yönünde, buna yönelik bir takım emareler var. Dolayısıyla Keşmir konusu önemli, onu konuşacağız. Tabii daha farklı konu başlıklarımız var. Son günlerde yine Türkiye'nin ana gündem konularından bir tanesi, özellikle de belediyeler üzerinden sergilenen o rant, dolayısıyla belediyelerin durumunu, genel anlamda merkezi ve yerel yönetimlerde liyakat sorununu konuşacağız. Bununla birlikte ekonominin gidişatını konuşacağız. Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Bu veriler bize neyi anlatıyor? Ekonominin gidişatı nereye? Bu başlıklar altında da ekonomiyi konuşacağız. Tabii daha farklı iç ve dış gündeme ilişkin konu başlıklarımız olacak. Suriye'yi konuşacağız. Zira Suriye'de de yeni yeni bir takım gelişmeler var. Bir taraftan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon söylemleri biraz daha yüksek perdeden bir kez daha dillendirilmeye başlandı. Diğer taraftan Amerika ile güvenli bölge oluşturulması noktasında görüşme trafiği hali hazırda sürüyor. Tabii Suriye'de yaşananların Türkiye'ye bir yansıması olarak mülteci sorunu, daha doğrusu Suriyeli mültecilerle ilgili bir takım politik tartışmalar üzerinden koparılan bir takım fırtınaları var. Dolayısıyla bunları da konuşacağız. Öncelikle ben konuğumu takdim etmek istiyorum. Hüdapar Genel Başkan Vekili Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu bizimle birlikteler. Zekeriya Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Başkanım, şimdi Keşmir konusu sıcak bir konu. Aslında evet. Türkiye'nin iç gündemine ilişkin de öne çıkan konu başlıkları var. Ama Keşmir'de hali hazırda gergin bir bekleyiş var. Endişeli bir bekleyiş var. Zira işgalci Hint yönetiminin oraya yönelik toplu bir temizlik, toplu bir katliama girişme ihtimalinden bahsediliyor. Bir takım paramiliter güçlerin oraya konuşlandırıldığı ifade ediliyor. Halihazırda hem Pakistan tarafından hem de daha farklı bir takım ülkelerden yapılan açıklamalar var. Dilerseniz Keşmir'le başlayalım. Keşmir'de neler oluyor, neler söylersiniz? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ben programın hemen başında ekranları başında bizi izleyen bütün izleyicilere hayırlı akşamlar diliyorum ve bu programda hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evet, Keşmir otonom bir bölgeyken, bağımsızlığa yakın bir otonomi sahibiyken 1947'de Hindistan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla bağımsızlığını kaybetmiş bir İslam beldesi. Cammu bölgesinde Hindular belki çoğunlukta ama ikisinin birleşmesiyle bile hem Cammu hem de Keşmir'de nüfusun çoğunluğu Müslüman olan bir belde. Keşmir'in çok az bir kısmı 1947'deki o hem Pakistan hem Hindistan'ın bağımsızlıklarını ilan etmesinden sonra Keşmir'in statüsü konusunda bir anlaşmazlık oldu. Oradan çekilen İngilizler Keşmir'in geleceğine dair Keşmir'in karar vermesi gerektiğini belirterek oradan çekildi. Daha sonra Keşmir halkı, çoğunluk Müslüman olması hasebiyle Pakistan'a bağlanmak istediklerini deklar ettiler. Ama o dönem Keşmir'i idare eden hükümdar o dönem şartlar içerisinde Pakistan'a bağlanmalarının kendileri için daha doğru olacağı yönünde bir karar verdi ve Keşmir halkı kendi hükümdarlarını da reddetti ve kendi adlarına herhangi bir karar verme yetkisinde bulunmadığını deklar etmelerine rağmen o dönemde o tartışmalarda hem Pakistan hem Hindistan daha çok taze iki devlet iken oraya askerlerini çıkardı ve yaklaşık iki yıllık bir çatışmalı süreçten sonra Keşmir ikiye bölündü. Keşmir'in bir kısmı Pakistan askerleri tarafından özgürlüğüne kavuşturuldu diyelim veya Pakistan'a bağlandı. Keşmir halkının iradesi doğrultusunda, iradesi yönünde. Ama Keşmir'in önemli bir kısmı, yarıdan fazlası Hindistan askerlerinin hakimiyeti altında kaldı. Daha sonra Çin
hem Pakistan hakimiyetindeki bölgelere hem de Hindistan hakimiyetindeki bölgelere yavaş yavaş 1950'li yılların sonunda girmek suretiyle yaklaşık Keşmir'in %20'si civarındaki bir bölgeyi kendi işgali ile kendine bağladı. Çin askerlerinin işgali sonucu. Şu anda Çin işgali altında da Keşmir toprakları var. Son dönemde 2016'dan bu yana yeni bir süreç başladı ve gerginlik adım adım tırmanıyor. Aslında 1990'lı yıllarda da yine sıkça gündemdeydi. İsyanlar, başkaldırılar dönemi diyebiliriz o döneme. Fakat gerçek şu ki 1947'de Hindistan'ın bağımsızlığı ilan etmesinden bu yana Cammu Keşmir bölgesi, yani Hindistan'ın hakimiyeti altında kalan aslında özerk bir bölge olan Keşmir sürekli kan alıyor. Evet. Sürekli katliamlar yaşıyor, sürekli hak ihlalleriyle gündemde. Son dönemde Hindistan atmış olduğu adım, gerçi bu konu çok dinlendirilmedi. Açıktan bunun herhangi bir şekilde ne Hindistan tarafından, ne Pakistan tarafından, ne Birleşmiş Milletler, ne de uluslararası gözlemci tarafından henüz dillendirilmediğini ben en azından görebildiğim kadarıyla söyleyebilirim, evet. Ama şimdi Keşmir, Cammu ve Keşmir diye tek bir eyalet ama iki farklı bölge. Cammu bölgesinde Müslüman nüfus azınlıkta. Ve Birleşmiş Milletler'in almış olduğu 20'den fazla karar var Cammu Keşmir bölgesiyle ilgili olarak. Alınan kararların özeti şu şekilde diye söyleyebiliriz. Keşmir halkının yapılacak bir halk oylamasıyla kendi geleceklerini tayin etmeleri gerektiği yönünde çok sayıda teklif var. 20'den fazla teklif var. Ve Birleşmiş Milletler'in de yine bu konuda almış olduğu çok sayıda karar var. Hindistan eğer Keşmir'in, Cammu Keşmir'in tamamını kendi hakimiyeti altında tutamayacaksa, en azından Cammu bölgesinde Hinduların çoğunlukta olması dolayısıyla belki de Hindistan anayasasındaki bazı maddeleri, aslında Cammu Keşmir'e uygulanamayacak olan o maddeleri yorumlamak suretiyle bu eyaleti belki ikiye parçalayacak. En azından ben tümünü tutamazsam Cammu bölgesini farklı bir eyalet şeklinde yapılandırmak suretiyle kendisine bağlı tutup, eğer kaybedeceksem sadece Keşmir Vadisi bölgesini kaybedecektim, sadece orayı kaybedeyim şeklinde bir düşünceyle de hareket etmiş olabilir. Ama neticede Pakistan hükümet yetkililerinin yapmış olduğu açıklama da bu doğrultudadır. Hindistan çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Pakistan'ın da bunu kabul etmeyeceği, Keşmir halkının da bunu kabul etmeyeceği ayan beyan ortada. 1948'de kuzeyden Keşmirlilerin, Müslümanların aşağı bölgelere inmeye devam etmesi, gittikçe ilerlemesi karşısında Hindistan tarafından konu Birleşmiş Milletler'e götürülmüş. Yani Hindistan buranın statüsünün kendisine ait bir toprak olmadığı, en azından tartışmalı bir bölge olduğu ve sorunlu bir bölge olduğunu kendisi kabul etmiş ve Birleşmiş Milletler'e götürmüş. Ama bugüne kadar Birleşmiş Milletler'in almış olduğu hiçbir kararı da Hindistan yönetimi uymamıştır. Bugün de aslında almış olduğu bu karar açıkça Hindistan Anayasası'na da aykırıdır. Yani Hindistan Anayasası'nın özellikle 370. maddesi Keşmir bölgesine çok özel bir statü veriyor. Evet. Yani Keşmir bölgesinin kendi parlamentosu var, kendi yöneticileri var, başbakanı var, kendi hükümeti var ve Hindistan Anayasası'na göre Hindistan Cumhurbaşkanı bile bu eyaletle, yani Cammu Keşmir ile ilgili bir karar aldığında mutlaka Keşmir parlamentosunda ve Keşmir'deki idarecilere danışmak ve onlarla bir mutabakat halinde ancak, evet, bu şeyi değiştirebileceği yönünde Hindistan Anayasası'nda hükümler var. Şimdi alınan bu karar onu da yani lağv mı ediyor, geçersiz mi kılıyor? Yani şu anda işte Cammu Keşmir'in statüsünü ortaya koyan anayasa hükümlerini Cumhurbaşkanlığı emriyle ortadan kaldırdıklarını iddia ediyor ve Keşmir'in statüsünü yeniden düzenleyeceklerini, hatta belki sınırlarını yeniden çizeceklerini söylüyorlar. Bu dediğim gibi hem Hindistan Anayasası'na aykırı hem de hukukun temel ilkelerine aykırı. Şimdi orada 1947'ye kadar iki farklı otonom bölge, Cammu Keşmir, Keşmir ve Hindistan, bunların arasında bir hukuk statü ve 1947'de bir anayasa, 1949'da o savaştan sonra 1949'da bir anayasa yazılmış ve bu anayasaya göre oraya bir statü verilmiş. Nasıl ki o statü oraya anayasaya verilmişse
ve taraflar bunu kabul etmişlerse o statüyü, taraflardan birisi nasıl tek başına öbür tarafın onayı ve kabulü olmadan, düşünün üniter bir devlet düşünün, o devletin herhangi bir bölgesi ben bir başıma özellik ilan ettim demesi bir şey ifade etmiyorsa veya ben bir başıma işte federasyon ilan ettim, ben artık federe bir devletim demesi tek başına bir şey ifade etmiyorsa, tarafların birlikte ortak bir mutabakat ile altına imza attıkları bir anayasal metinle bu mümkün olabilecekse, böyle bir statü değiştirmek de yine tarafların iradelerinin uyuşmasıyla ancak mümkün olabilir. Yani Hindistan'daki merkezi hükümetin tek başına veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle veya emriyle ben anayasayı değiştirdim, anayasanın falanca hükmünü ben askıya aldım ve ben falanca eyaletin anayasa olarak tanınmış ve bu konuyla ilgili onlarca Birleşmiş Milletler kararı olan bir bölgeden bahsediyoruz. Bu konuyla ilgili ben tek taraflı bir irade beyanı ve tasarrufla ben oranın statüsünü değiştiriyorum. Şimdiye kadarki o özerk statüsünü ben ortadan kaldırdım. Ben merkezi olarak burayı idare edeceğim demesi bir hukuk cinayetidir. Peki, fakat Hindistan bunu ilk defa yapmıyor. Bu vesile bir hatırlatmamız da var. Onu hem ekrana da yansıtalım. Değerli izleyenler, Yapıcıoğlu'na sorum etiketiyle sorularınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. İlerleyen dakikalarda sizin de sorularınızı, görüşlerinizi bu vesileyle paylaşma imkanı bulacağız. Bir kez daha ifade edelim. Sosyal medyadan, Twitter'dan Yapıcıoğlu'na sorum tagıyla, etiketiyle görüşlerinizi, sorularınızı bekliyoruz. Başkanım, şimdi devam edersek şimdi Pakistan ortaya koyduğu bir tepki var. Pakistan böyle bir durumun, yani Hindistan'ın tek taraflı atacağı adımın bütün dünya için ciddi zararlar doğuracağını ifade ediyor. Evet. Kısa bir süre öncesinde de Hindistan'ın yine Pakistan'a yönelik provokatif adımları olmuştu. Nitekim Hint uçakları Pakistan'ın sınır ihlali yapıp hani bir takım hedefleri vurmuştu. İki ülkede aynı zamanda nükleer güç. Bunun üzerinden bir takım tartışmalar yürütülüyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığınızda, yani bir takım istihbarat kuruluşlarının, düşünce kuruluşlarının da hani 3. Dünya Savaşı'nın çıkma potansiyeli olan yerler sıralamasında neredeyse ilk sıra orası gözüküyor. Yani Pakistan, Hindistan ihtilafı gözüküyor. Bu açıdan değerlendirirseniz neler söylersiniz? Evet, yani nükleer silahlara sahip iki komşu devletten bahsediyoruz. Daha önce bunlar birlikte İngiliz sömürgesi iken bağımsızlık yıllarında bunlar birbirlerinden ayrılıp Hint Müslümanları önde bir kısmı Pakistan'ı kurdu. Ve şu anda yine Hindistan'ın sınırları içerisinde 200 milyonu aşkın belki bir Müslüman nüfustan bahsediyoruz. Keşmir bölgesinde yaklaşık 12 milyon Müslüman nüfustan bahsediyoruz. Yani Hindistan hakimiyeti altındaki Keşmir bölgesinden bahsediyoruz. 12 milyon aşkın bir Müslüman nüfus var. Ve bunların yine Pakistan hakimiyeti altında özel bir vilayet şeklinde, özel bir eyalet şeklinde yapılmış Keşmir'de akrabaları var. Ve bunlar aynı millet, aynı dili konuşuyorlar. Bu bahsettiğim Hindistan tarafındaki işgal yaşanmadan önce bunlar birlikte aynı memlekette yaşayan, aynı coğrafyada yaşayan insanlardı. Sizin de dediğiniz gibi bundan bir müddet önce Hindistan uçakları Pakistan sınırları içerisinde Ceyş-i Muhammed denen bir Keşmirlilerin oluşturduğu bir yapı var, bir yapılanma ve bir örgütlenme var ve bunlar Hindistan'ın Keşmir'deki işgaline karşı silahlı bir mücadele yürüten bir grup. Evet. Ve Hindistan kendi uçaklarının bu örgütü, bunun elemanlarını vurduğunu, onlara yönelik bir operasyon, hatta cerrahi müdahale niteliğinde bir operasyondan bahsetmiş o dönem. Ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde özellikle milliyetçi yönleri daha belirgin Hintliler kutlamalar yapıyorlardı Hindistan'da. Fakat daha sonra Pakistan kendi hava sahasını ihlal eden Hint uçağını düşürdüğünü ve iki Hint pilotunun ellerinde olduğunu söyleyince durum biraz farklılaşmaya başladı. Hindistan'da Pakistan'ı kesin bir tecride uğratacağını, her şekilde tecrit edeceğini iddia ederek çok yüksek perdeden tehditler savurdu. Fakat şu bir açık bir husus ki konunun uzmanları, özellikle askeri uzmanlar Hindistan'ın aslında Pakistan'la bir savaşı göze alamayacağını söylüyorlar. Neden, nereden bunu çıkarıyoruz? Bundan kısa bir süre önce Hindistan'daki
yetkililer kendi aralarında parlamentoda tartışırken onlardan bazıları şunu parlamentoda dile getirmişler. Eğer biz bir savaşa tutuşursak bizim cephanemiz en fazla 10 günümüze yeter. O kadar kötü durumdaki bir orduyla siz kiminle savaşıyorsunuz gibi. Kendi işlerinden bazı muhalefet sesi de yükselmiyor değil. Evet, Hindistan çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Hindistan bütün dünyanın karşı çıkmasına ve bütün dünyanın yaptığı şeyin yanlış olduğunu söylemesine rağmen Keşmir'den bir türlü vazgeçmiyor ama sizin de söylediğiniz gibi 70 yıl aşkın bir süredir Keşmir halkı da hiçbir zaman Hindistan'a boyun eğmedi ve bundan sonra da boyun eğmeyecek gibi görünüyor. Eğer peki, bu hukukçuluk durdurulmazsa, yani biraz önce söyledim, Hindistan Anayasası'na da aykırı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu bütün kararlara aykırı. Ama buna rağmen Hindistan bu tutumunu devam ettirirse sorun büyüyecek fakat maalesef en büyük kaybı, en büyük zararı Keşmir halkı, Keşmir Müslüman halkı bu olumsuzluklarda, bu olumsuz süreçlerde en büyük zararı görüyor. Ve can vermeye devam ediyor, şehit vermeye devam ediyor. Başkanım, şimdi baktığımızda hani Asya'nın Filistin'i, Asya'nın Kudüs'ü diyoruz Keşmir, Keşmir için. Evet. Filistin'in, Kudüs'ün hali ortada. İşte Filistin'le ilgili hemen her gün yeni yeni bir takım adımlar atılıyor. Yeni bir takım hani ihlal noktasında adımlar atılıyor. Ve maalesef İslam ümmetinin o anlamdaki tepkisizliği ya da yetersiz tepkisizliği, tepkisi her neyse devam ediyor. Benzer bir durumda Cammu Keşmir bölgesi için söz konusu. Bu konuyu kapatmadan önce yani İslam aleminin bu konudaki yaklaşımı, İslam ülkelerinin bu konudaki sorumluluğu, işte farz-ı misal Pakistan, İran, Türkiye, böyle bir hat oluşamaz mı? Bunun üzerinden değerlendirirseniz neler söylersiniz? Yani sadece Pakistan, İran, Türkiye hattı değil. Belki 1 milyar 700 milyon İslam alemi komple Keşmir'deki kardeşlerinin de yanında durmalıdır. Çünkü yani mesele hangi açıdan bakarsanız bakın veya sadece Müslümanlar da değil. Ben adalet arıyorum veya ben hukukun üstünde inanıyorum diyen farklı dinlere, farklı ideolojilere mensup insanların da bu durumu şiddete kınaması gerekir. Belki benzerlik kurmanın sebeplerinden bir tanesi de şudur. Aşağı yukarı aynı dönemde benzer acılar yaşadılar. Siyonist rejimin kendisini devlet olarak ilan etmesi 1948 yılına denk geliyor. Keşmir'in ilanı Keşmir'in işgali 1947 yılında. Ve o dönemden beri her iki belde de, her iki İslam beldesi de ciddi acılar yaşıyor. Bir tarafta Siyonistler, öbür tarafta Hindular. Oradaki Müslümanlara çok ciddi acılar yaşatıyorlar. Bu son dönemde de zaten Hindistan atacağı bu adım aslında adım adım geliyordu. Nasıl işte Filistin'de, özellikle şu anda Batı Şeria'da, Gazze dışındaki diğer bölgelerde adım adım yerleşimler, şu anda iptal edilen veya lağvedildiği söylenen o kanun maddeleriyle ilgili olarak da şöyle yorumlar da yapılıyor. Demografik yapısını değiştirmek için oradan zengin Hintlerin toprak alması ve oraya yerleşmesi yönünde bir plan da var. Daha önce kavşak noktalarını kapatmaları, işte internet bağlantısını zayıflatmaları ve yer yer kesmeleri, çok yoğun bir asker gönderme, Hindistan adım adım yaptığı şeylerdi. Son dönemde yani işte bunlar bir soykırıma işaret ediyor olabilir mi? Bu efendim? Dedikleriniz. Yani bir soykırımın habercisi olabilir mi? Bir katliam hazırlığı olabilir mi? Yani mutlaka iyi niyetli olmayan bazı adımlar atmanın hazırlıdır. Ama bu adımlar ne olacak? Dediğim gibi o eyaleti ikiye bölmek, en azından bir kısmını kendine tam anlamıyla bağlamak, Hindu nüfusun çoğunlukta olmasından dolayı Cammu kısmının ayrı bir eyalet şeklinde yapılandırılması ve kendine bağlanması şeklinde mi olacak? Keşmir'deki demografik yapıyı da değiştirmeye kadar işi götürürler mi? Veya orada çok ciddi bir askeri operasyonla orada bir katliama girişirler mi? Fakat şu bir gerçek ki Keşmir bölgesi hiçbir zaman Keşmirlilerin teslimi silah etmesiyle veya teslim bayrağı çekmesiyle sonuçlanmayacak. Bu sorun 70 yıldır devam ediyor. 70 yıl daha devam etse bile oradaki Müslümanlar direnecektir. Hindistan da kendi amacına ulaşamayacaktır. Fakat işte bölgeyi tehlikeli bir gerginliğin içine çekiyor. Bu sadece Pakistan veya sadece İslam dünyasının değil. Eğer dünya böyle bir gerginliği istemiyorsa buna uluslararası bir müdahalenin de gelmesi gerekir. Fakat bugüne peki kadar sadece kınamalar ve sadece uygulanmayan Birleşmiş Milletler kararlarından bahsediyoruz. Peki. Belki İslam düşmanlığı veya İslam karşıtlığı noktasında ortak paydalarından kaynaklanan bir şeydir. Evet. Çin'in
Hindistan'ın kınaması da kendi işgal altında tuttuğu Keşmir'in %20'si göz önüne bulundurulduğunda o da çok samimi gelmiyor bana. Peki efendim. Şimdi farklı bir konuya, iç gündeme ilişkin bir konuya geçelim. Bu vesileyle de bir kez daha hatırlatalım. Değerli izleyenler, sosyal medyadan Yapıcıoğlu'na sorun etiketiyle sorularınızı yöneltebilirsiniz. Gelen sorular var. Başkanım, baktığım zaman aslında çok farklı konularda gelen sorular var sosyal medyada. Ekonomiyle ilgili Hüdapar'ın görüşleri soruluyor. Belediyecilikle ilgili Hüdapar'ın yaklaşımı yine soruluyor. Ama özellikle dikkatimi çeken bir konudur. Hüdapar'dan ne zaman bir hani yetkili alsak özellikle nafaka konusu, aile konusu, bu konuda çok fazla soru geliyor. Uzun süreli nafaka uygulaması ve buna benzer bir takım uygulamalarla ilgili mağduriyetler var. Tabii Hüdapar iktidarda değil ama buna rağmen bu anlamda mağduriyet yaşayanların hani Hüdapar'ı takip ettiğini görüyorum. Ona ilişkin de sorum olacak ama dilerseniz belediyelerle, yerel yönetim ve genel anlamda Türkiye'deki yönetimlerde yaşanan liyakat sorunuyla devam edelim. Evet. Bu konuda sizin de geçtiğimiz günlerde bir röportajınız olmuştu. Gazetenin Doğru Haber'in manşetine de taşınmıştı. Neler söylemek istersiniz? Bu belediyecilikle ilgili yürütülen tartışmalar ortada. İşte bir takım kötü örnekler ortada. Kendi oğlunu, kendi kardeşini, hatta iki çocuğunu birden belediyede önemli makamlara getiren bir takım isimler var. Bütün bu tabloya baktığınızda Hüdapar'ın belediyecilikle ilgili yaklaşımı nedir? Var olan tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bahsettiğiniz konu evet basında tartışıldı ama bu konuda basın da çok iyi bir sınav verdi mi doğrusu? Neden? Bu soruya benim cevabım hayır olacak. Şundan dolayı. Şimdi bazı suistimaller yapıldı. Bazı belediye başkanları belediyelerin ortak olduğu bazı şirketlere ve belediye iştiraklerine kendilerini ya da yakınlarını genel müdür olarak atadılar. Orayı yönetici olarak atadılar. Kendilerini atayanlar belediye başkanı maaşından başka şirket sayısı kadar ekstradan maaş alır. Bazıları 6-7 maaş kadar bir meblağa ulaştı. Bazıları kendi çocuğunu belediye şirketine genel müdür olarak atadı. Gerekçe olarak da ben işte ne yapayım, güvenecek başka adam yoktu, ben bu yüzden kendi çocuğumu atadım şeklinde açıklamalar da bulundu. Yani özür kabahatinden büyük diyebileceğimiz bir pozisyona düştüler. Basınla ilgili tarafı şu, bu bahsettiğim uygulamada yapan belediyeden hepsi aynı partiye mensup değil bu belediye başkanları. İktidar Partisi'ne mensup belediye başkanları var, uygulamaları yapan farklı farklı muhalefet partilerine mensup belediye başkanları var ama istisnalar hariç hükümete yakın medya organları muhalefet partilerine mensup belediyelerin yapmış olduğu bu uygulamaları görüp onları kamuoyuna duyurdular. Hükümete muhalif duran gazetelerin veya basın kuruluşların önemli bir kısmı da hükümet partisine, hükümetin partisi olan AK Parti'ye mensup belediye başkanlarının bu uygulamalarını duyurdular kamuoyuna. Halbuki bu bozulma, bu kokuşma yaygın bir şekilde neredeyse her partiden bu şekilde insanlar var. Buradan şimdi, şunu sormak isterim. Yani hani bu sadece bir partinin sorunu değil, değil dediniz. Birçok partinin, yani kim gelirse bir anlamda bu tarz yanlışları da beraberinde getiriyor veya sürdürüyor. Yani kim gelirse böyle evet. O kadar genelleme yapıp herkesi aynı potansiyona koymak. Dolayısıyla istisnası yok mu diye soracağım. Yani. Elbette istisnası evet. Var. İstisnası olmaz olur mu? Hatta şimdi bir partiye mensup bütün belediye başkanları aynı olması da söz konusu değil. Fakat maalesef bunu yapanlar var. Az da olsa, çok da olsa neticede bunun olması... Bunun ayyuka çıkmasına rağmen, bunun işte basında yoğun bir şekilde eleştirilmesine ve kamuoyunun yoğun bir tepki göstermesine rağmen benzer uygulamaların hala devam etmesi, bugüne kadar yapmamış olanlara daha böyle bir yol varmış, ben de yapayım diye adeta sahneye çıkmaları ve bu uygulamaları devam ettirmeleri ürkütücü. Neden ürkütücü? Çünkü bu insanlar yani bakıyor, kendisinden önce birileri yapmış, kamuoyu tepki gösteriyor. Basın bunu işliyor. Ama buna rağmen bu tepkileri önemsemeden kendisi de bunu yapıyorsa vahim bir durum. Neden? Birkaç sebeple. Bir, eğer o güne kadar yapanlar partileri tarafından bir anlamda sen ne yapıyorsun kardeşim, sen benim partime mensupsun, sen bu işi yapamazsın demediği için eğer demiş olsalardı yenileri bunlara eklenmezdi. Ve partilerin de
bu belediye başkanlarına yönelik herhangi bir soruşturma, herhangi bir disiplin soruşturması başlattığı veya bu konuda rahatsızlıklarını dile getirdiklerine dair bir şey görmedik. Sadece CHP'nin vermiş olduğu bir kanun teklifi var. Meclis tatilden döndüğünde gene biz bunu kanunlaştıralım. Bu çözüm bu da vahim bir durum acaba? Yani şimdi konunun kanunla düzenlenmeye ihtiyaç duyulacak bir raddeye gelmiş olması yeterince üzücü değil mi veya ürkütücü değil mi? Düşünün, siz memlekete belediye başkanı seçiyorsunuz, bir şehri idare edecek. O belediye başkanı şirketin başına kendi çocuğunu geçiriyor veya kendi eşini geçiriyor ya da kendi kardeşini geçiriyor. Elhasıl yakın akrabalarının birini geçiriyor ya da bizzat kendisini şirketin başına genel müdür olarak tayin ediyor. Birden fazla maaş alabilmek için genellikle. Ve bu insana sorulduğunda memlekete güvenilecek adam yok diyor. Ve bunların partileri bunlara ses çıkarmıyor. Hadi biz kanun çıkaralım da hiçbir belediye başkanı kendi işte birinci ve ikinci dereceden akrabalarını bu şirketlerin başına yönetici olarak atlamasın veya belediyedeki yönetim kadrolarına bunları getiremesin diye kanun teklifi veriyor. Kanun teklifi vermeden önce bu işin siyasi mekanizmaları yok mu bunu engelleyecek? Veya toplumun tepkisi bunu engellemeye yetmiyor mu? Eğer buna cevabımız hayırsa, yani toplumun tepkisi bunu durdurmaya yetmiyor, siyasi partiler kendileri belediye başkan adayı olarak gösterdikleri kişilere söz geçiremiyorlar ya da bu çok yaygın olduğu için bunu kanıksamış durumdalar. Cevap hangisi olursa olsun, hangi ihtimal olursa olsun durum vahimdir. Evet. Gerçekten eğer memleket bu noktaya gelmişse oturup düşünmek lazım ama şimdi siz ben özellikle o röportajda da belirttiğim gibi yani bu bugünden yarına olan bir şey değil. Bu bir süreç işi. Yani liyakat, ahlak ve maneviyat vurgusu yapıyorsunuz. Evet. Bunu pratiğe dökme noktasında tabii sorunlar olduğu ortada, zaten sonuçlara baktığımızda böyle bir sorun var. Peki nasıl çözülecek? Yani bu liyakat, işte ahlak ve maneviyat noktasındaki boşluk nasıl doldurulacak? Bu konuda ümit var mısınız? Yani eğer siz toplumun maneviyatını ondan alırsanız, siz o toplumdaki ahlaki çöküntüye de kendi elinize zemin hazırlamış olursunuz. Neden? Benim kanaatimce seküler ahlak mümkün değildir. Eğer siz maneviyattan, eğer siz dini inançtan insanları koparırsanız, o insanların, evet onlar da diyebilir işte ahlaklı olmak gerekir ama niçin ahlaklı olmak gerekir sorusuna verecekleri bir cevap var mıdır? Mesela ahiret inancı olmayan bir insana göre kapitalist bir zineti de benimsemişse hırsızlık yapmak niçin kötüdü diye sorduğunuzda size ne söyleyecek? Ya şimdi onlar diyorlar ki insan bencildir. Kapitalizmin temel varsayımlarından bir tanesi budur. İnsan bencildir ve insan rasyoneldir. Neyin kendi menfaatine olduğunu gayet iyi bilir. Şimdi siz böyle yaptığınızda eğer o kişi durduracak yasal bir düzenleme yoksa, yani yasalar karşısında onu sorumlu kılacak bir şey yoksa, bir açıklık varsa, herhangi bir ahlak kuralı o insanı durduramaz. Evet. Peki başkanım, şimdi yani burada şimdi Müslüman olarak kendini tanımlayan, muhafazakar, dindar olarak tanımlayan bir takım hani isimler ya da çevreler, yani onların da bu konuda çok iyi sınav vermediğini görüyoruz. Mevcut işte hani ifade ettik ya, sadece CHP'li parti değil, İslamsız Müslüman var. Evet, yani bunu nasıl açıklamak ya da bağdaştırabiliriz? Yani şimdi işte adım adım bir, yani Müslümanlardan oluşan bir toplumu adım adım İslam toplumu olmaktan çıkardılar. İslamsız Müslümanlar topluluğu haline geldi memleket. İslamsız Müslümanlar topluluğu haline gelince, evet ben ismen Müslümanım, evet ben belki bazı ibadetlerimi de yapıyorum diyor ama ahlak olarak, yaşayış olarak, dünyaya bakış olarak, dünya görüşü olarak, felsefe olarak Müslüman gibi değil. Seküler. Tamamen sekülerleşmiş. Yani ona göre İslam dediğin şey işte sadece şekli ibadetlerden ibarettir. Eğer namaz kılıyorsa, oruç tutuyorsa, hatta bunları da yapmıyorsa, kalbi temizse, ne demekse artık. Peki şöyle bunları bir soru. Kalbi temizse, benim kalbim temiz arkadaş. Ben aslında Müslüman. Bunlar işte İslam'ın şartlarıdır, iman şartlarıdır. Ben müminim. Ama ben işte ben şu anda bu ibadetleri yapamıyorum diyorsa bir insan, hayat tarzı olarak tamamen bir batılı gibi, tamamen sekülerleşmiş bir toplum, siz ona İslam toplumu diyemezsiniz. Evet Müslümandır, biz tekfir etmiyoruz o insanı. Eğer ben Müslümanım diyorsa aksi sabit olunacaktır, biz aksini iddia etmiyoruz ama neticede İslamsız Müslümanlar toplumuna döndük. Eğer siz sekülerliği bu kadar yaygınlaştırıp dini
sosyal hayattan tamamen dışlarsanız, dini eğer siz sadece biz insanların vicdanları ve mavetler hapsedeceğiz derseniz, ticaretten çıkarsa, çarşıdan, pazardan çıkarsa, aile hukukundan çıkarsa, işte iktisattan çıkarsa, idareden çıkarsa, siyasetten çıkarsa olacak şey budur. Yani orada belki özet olarak söyledik. Eğer siz bunu sosyal hayattan veya işte yani, siyasetten uzaklaştırırsanız maneviyatı. Şu konuda bir çelişki yok mu? Hani seküler hayat tarzını hani gerek devlet yönetimi gerekse sosyal hayatın tanzimi noktasında benimsemiş, bunu pratiğe döken Avrupa ülkelerine baktığımızda hani tamamen seküler bir hayat var. Evet. Seküler hayatı şekillendiriyor. Buna rağmen de yani belediyeler veya yönetim merkezi ya da yerel yönetim fark etmez. Yani bu kadar usulsüzlük, bu kadar rant, vurgun, yani Avrupa ülkelerinde hani bu kadar fazla var mıdır veya yoksa yani yok seküler ülke yok yani mu? En azından hani medyaya yansıtılan üzerinden yani, baktığımızda. Şimdi bakın orada adamlar sistemlerini öyle bir kurmuş ki mesela 70'li yıllarda New York'ta 45 saniyeline bir elektrik kesintisi olduğunda kimse beklemiyor. Evet. Bir elektrik kesintisi o 45 saniye içerisinde herkes en yakındaki mağazaya dalmış. Niye elektrikler kesik? Güvenlik kameraları çalışmıyor. Göz gözü görmüyor. Zifiri karanlık. Kim ne götürebildiyse. Herkes mağazalara dalıp hırsızlık yapmış. Normal şartlarda o 20 milyona yaklaşan nüfusuyla o dönem nüfusu 10 milyondan fazla olan bir şehirde insanlar aydınlıkken, herkes birbirini görüyorken veya kameralar kayıttayken çok medeni olan o toplum ne oldu da o 45 saniye içerisinde yüz binlerce hırsız peyde oldu? Nasıl oldu? Şimdi siz seküler bir toplum, tamam, sekülerleşmiş bir toplum, siz ancak yasalarla durdurabilirsiniz. Hani benim o cümlemi biraz da öyle okuyabilirsiniz. Eğer bu meseleyi biz kanunlarla düzenlemek zorunda kalıyorsak vay halimize. Yani bu yeterince vahim bir durumdur. Eğer insanın bekçisi içinde değilse, eğer vicdan körelmişse, eğer Allah korkusu kalmamışsa, eğer ahirette hesap verme bilinci yoksa, evet, ya da bu görüntüde kalmışsa, sadece görüntüden ibaretse o inanç ve Allah korkusu sadece sözde kalmışsa, belki dine de zarar veren öyle bir noktaya gelmişse vay halimize. Evet, bizim oturup iki elimizin arasına başımızı alıp ciddi ciddi bu meseleyi düşünmemiz lazım. Evet. Niye bu hale geldik? Nasıl oldu da biz bu duruma geldik ve burada nasıl çıkacağız diye kara kara düşünmesi lazım. Herkesin bu soruyu kendisine sorması lazım. Bu konuda hani medyanın da evet yanlı yaklaşımını ifade ettiniz. Yani aslında medyasıyla siyasetiyle genel bir etik problemi olduğu ortada. Yani Hüdapar'ın bu konuda bu krizi ya da bu handikapı aşma noktasında yani pratiğe dönük ne tür önerileri var? Hani iktidarda olmasa da iktidar sahiplerine ya da işte belediyelerde bulunanlara bir önerisi olur mu? Önce insan yetiştirmek lazım. Evet. Manevi kalkınmayı ülke ekonomisinin işte ilk 20 ekonomi arasında olmasının önünde görmek lazım. Biz iktisaden zenginleşmeyelim veya iktisaden herhangi bir faaliyete bulunmayalım demiyoruz. Ama eğer siz ürettiğiniz iktisadi değerleri doğru düzgün paylaştıramıyorsanız, eğer siz insanlarınızın ahlaken çöküntüsünü de durduramıyorsanız sadece maddi olarak zenginleşme size bir şey getirmez diyoruz. Evet. Bu manevi kalkınma veya manevi eğitim 3-5 yıl içerisinde olacak bir şey değil. Belki nesiller boyu bu tahribat yapıldı. Bu tahribatı düzeltmek için de belki 10 yıllar lazım. Ama mutlaka bunu yapmak lazım. Başka bir yol yok. Ama şunu söylüyoruz. Eğer toplum bu duruma gelmişse, eğer insanların içinde vicdanında kendi bekçisi yoksa, eğer insanlarda ben her ne yapıyorsam Allah beni görüyor, gözetliyor ve ben ahirete bunun hesabını vereceğim diye bir bilinç kalmamışsa, o zaman siz yasalarla sıkı tedbirler almak zorundasınız. Bu kişi bilecek ki o çizginin dışına çıktığı zaman bunun bir yaptırımı vardır ve şiddetli bir şekilde cezalandırılacaktır. Eğer ahiretteki cezaya inanmıyorsa o zaman onu bu dünyadaki cezayla kurtaracaksınız. Evet. Şimdi kısa dönemde evet bunu yapmak lazım ama uzun vadede mutlaka insanlarımıza o ahiret bilincini yeniden kazandırmak gibi bir hedefimiz var. Siyaset erbabı da bu işin başına geliyor. Çünkü memleketin nasıl yönetileceği veya toplumun geleceği nasıl şekillendirileceğine siyaset kurumu karar verir. Bu konuyla ilgili son sorum olsun. İstanbul seçimleri üzerinden hani ortaya çıkan sonuca baktığımızda yani en nihayetinde AK Parti'nin de bir
yani az da olsa belli bir kesimin CHP'nin adayına oy verdiği gibi bir sonuç ortaya çıktı. Hani bunu konumuzla ilgili olan kısmına baktığımızda, yani bu kopuş biraz da böyle bir tepkisel bir yaklaşım mı? Yani belediyelerdir, merkezi yönetim üzerinden ortaya konulan icraatlardır. Yani bu anlamda o liyakat esasının gözetilmemesine dönük bir tepki midir? Yani sadece bir tek sebebe bağlamak doğru olmaz kanaatindeyim. Bunun pek çok sebepleri vardır. Tabii bunu niçin bu oy kaymaları oldu, bunu bizim oturup burada uzun uzadıya tartışmamız çok doğru da olmaz. Niçin olmaz? Mutlaka oyu kaybeden parti ben niçin kaybettim diye kendisi bir hesap yapmıştır, bir muhasebesini yapmıştır. Fakat sizin dediğiniz hususların bunun içinde payı elbette vardır. Ne kadar olduğunu kesin bir şekilde saptamak bugün için bizim elimizde veriler olmadığı için söylemek mümkün olmasa bile bunun payının olduğunu söylemek sanırım yanlış olmayacaktır. Evet, başkanım dilerseniz ekonomi konusuna girelim. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatalım. Değerli izleyenler, Yapıcıoğlu'na sorum etiketiyle sizler de Twitter'dan sorularınızı yöneltebilirsiniz. Gelen sorular var. Onlara da birazdan yer vereceğiz. Daha çok ikinci bölümde yine yer vereceğiz. Dolayısıyla sorularınızı bekliyoruz. Başkanım, şimdi ekonomi konusu dedik. Bu konuda da gelen sorular var. Hüdapar'ın ekonomiyle ilgili yaklaşımı nedir? Ekonomi politikası nedir? Ne vaat ediyor şeklinde sorular var. Sosyal medyadan bu yönde gelen birçok soru var. Tabii bu konuya geçmeden dilerseniz zamlar gündemde. Hüdapar'ın gündem değerlendirmelerinde de bu konu özellikle dikkat çekiyor. Devam eden zamlar. En sonda doğalgaza yine ciddi bir zam söz konusuydu. Bunun üzerinden devam ederseniz, yani ekonominin gidişatını nasıl görüyorsunuz? Aslında Türkiye'de uzun bir süredir ekonominin iyiye gitmediği, ekonominin iyi yönetilmediği sıkça vurguladığımız hususlardan bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık 16.65 bir enflasyondan bahsediyor. ÜFE'de bu rakam %21.66. 12 aylık ortalama enflasyon daha yüksek. Tüketici fiyatlarında bu rakam %19.61. Üretici fiyatlarında ise %32.34 olarak açıklandı. Enflasyon gerçekten yüksek ve üstelik enflasyonun bu şekilde açıklandığı dönemde enerji fiyatlarında, özellikle üretici fiyatlarının önemli girdilerden bir tanesi enerjidir. Enerji fiyatlarında ham petrol ve doğalgazda %13'e yakın bir gerileme var fiyatlarda. Ana metallerde %3'ün üzerinde elektrik, gaz üretim ve dağıtım fiyatlarında ise %3.36'lık bir gerileme söz konusu iken bu enflasyon rakamları çıkıyor. Bu enflasyon rakamları açıklandıktan sonra bu ayın başında elektriğe ve doğalgaza ciddi bir zam geldi. Bu zam üretimin önemli girdilerinden bir tanesi, dediğim gibi elektrik ve doğalgaz olduğu için reel sektörde ciddi bir etkisi olacaktır. Reel sektörü etkilemesi birkaç boyutta olacak. Fiyatlar yükselecek. İnsanlarda zaten para cepte iyice azalmış. Piyasadaki likidite sıkıntısı var. Para sıkıntısı var. Esnaf iş yapamıyor. Üretici yükselen fiyatlarla daha az bir taleple karşılaşacak. Üretimi kısmak zorunda kalacak. Maliyetler yükseldiği için. Üretimi kısması demek ya bazı fabrikaların kapanması demek ya da yeniden belki işçi çıkarmaları demek. Bu zincirleme reaksiyon ekonomi şu anda bulunduğu durumdan daha kötü bir duruma getirecek. İşin anlaşılmaz tarafı şimdi döviz fiyatları düşüyor. Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra döviz fiyatlarında bir gerileme oldu. Döviz fiyatlarındaki bir gerilemenin yanında ayrıca uluslararası piyasalarda petrol ve doğalgaz fiyatlarında bir indirim oldu. Buna rağmen elektrik ve doğalgaza bu zammın yapılmış olması, açıkların bu şekilde giderilmeye çalışılması bize çok makul ve mantıklı gelmiyor. Yani iyi bir ekonomi idaresi üretimi artırmanın yolunu arar.
Şu anda uzun bir süredir yaşanan ekonomik krizi sadece bir finansal kriz olarak algılayan ekonomi yönetimi Türkiye'de maalesef böyle algılıyor. Yani Türkiye işte vadesi gelmiş borçları var veya bazı yatırımlar yapması gerekiyor. Parası yok, borç para bulması gerekiyor. Eskiden verilen faiz oranlarıyla artık sermayedarlar, sermaye sahipleri, para babaları Türkiye'ye borç vermiyor. Bunu bir kriz olarak görüyorlar. İşte Londra'ya gidip oradaki bazı finans kuruluşlarıyla görüşüp yeni bazı fon akışlarını sağlamayı, sorunları çözmek olarak algılıyorlarsa bu feci bir durum. Burada şimdi bu zamlara baktığımızda hani ifade ettiniz, bir taraftan dolarda düşüş var ve uluslararası piyasada petrolle ilgili de hani bir zam yok. Buna rağmen doğalgazda düşüş var, tam tersine fiyatlarda düşüş var. Dolayısıyla böyle bir zam var. Diğer taraftan da 2020 yılı için, 2021 yılı içinde enflasyonda tek haneleri göreceğiz diye bir takım açıklamalar yapılıyor, bir takım hedefler belirleniyor. Bu zamlarla enflasyonun düşmesi sizce mümkün mü? Ya da bu zamlar enflasyonu daha da tetiklemez mi? Yani şimdi aslında biraz önce onu ifade etmeye çalıştım. Şimdi eğer siz reel sektörün yani üreten insanların üretim maliyetlerini, enerji fiyatlarını yükseltmek suretiyle arttırıyorsanız bu otomatik olarak bütün mamul mallara, bütün tüketim mallarına ve diğer mallara zam gelmesi demektir. Eğer onun üretim fiyatı artıyorsa, onun maliyeti artıyorsa bunun piyasa fiyatı da yükselecektir ve bu da doğrudan doğruya enflasyon demektir. Evet, bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok isabetli bir tespiti, evet faiz demek enflasyon demek. Yani faiz enflasyonun sonucu değil, sebebidir. Faiz sadece enflasyonun sebebi değil. Faiz aynı zamanda işsizliğin sebebidir. Faiz aynı zamanda üretimin kısılmasının, azalmasının sebebidir. Faiz aynı zamanda tam kapasiteyle çalışamamanın sebebidir. Faiz aynı zamanda fakirliğin, açlığın sebebidir. Faiz pek çok kötülüğün, yani ekonomik anlamda olumsuzlukların ana sebebi faizdir. Bu böyle ama şimdi bütçeyle ilgili rakamlara bakıyorsunuz. Evet, 2020-2021'de tek rakamlı haneleri göreceğiz diyorlar ama mesela o bütçelerde faizlere ne kadar pay ayrılmış? Onu Aralık ayında bütçe rakamları açıklandı. Şimdi daha önce 3 yıllık bir tahmin vardı. 2019 için geçen sene yapılan tahmin. Yani 2017'nin sonunda 2019 için yapılan tahmin bütçedeki faiz giderleri 85 milyar TL olacak diye bir tahminde bulunmuştu hükümet yetkilileri. 2018'in sonunda 2019 bütçesi yapılırken bütçeye ne kadar faiz için para koydular? 117 milyar. Aradaki fark 32 milyar. Evet. 2020 için daha önce 96 milyarlık bir tahminde bulunmuştu. Bir buçuk sene önce 2020 yılında biz 96 milyar faiz vermek durumunda kalacağız demişlerdi. Bir sene sonra rakamlar revize edildi. 147 milyara çıktı. Aradaki fark 51 milyar. Şimdi 2021 yılı için tahmin edilen, tahmin, o da şimdilik tahmin, muhtemelen önümüzdeki sene bunu da revize edecekler ve ihtimal ki yükselecek, sadece faiz gideri 171 milyar 356 milyon lira. Evet. Yani merkezi hükümet sadece kendi borçlarından dolayı ödeyeceği faiz miktarından bahsediyoruz. Bunun vatandaşa yansıması üzerinden biraz daha somutlaştırırsanız neler söylersiniz? Yani şimdi bu bu faizleri nasıl ödeyecek? Vergiler ödeyecek. Bizden vergi toplayacak, ödeyecek. Vergi nasıl topluyor? Şimdi bütçe rakamlarına bakıyoruz. 2019 yılı bütçesi. Evet. Toplanan her 100 lira verginin 67 lirası dolaylı vergi. Faiz demek mi yani? Faize hayır mi gidiyor? Hayır. Şimdi bu faizi ödemek için evet bizden daha fazla vergi topluyor ama dolaylı vergileri insanlar ödediğinde vergi verdiğinin farkında bile değil. Nasıl farkında değil? Siz gidip bir şey alıyorsunuz. Mesela bakkaldan bir şey alıyorsunuz. Ya da arabanızın deposunu yakıt dolduruyorsunuz. Siz pompacıya veya işte kredi kartınızı uzatıyorsunuz ya da nakit olarak ödüyorsunuz. Siz zannediyorsunuz ki ödediğiniz para deponuza doldurduğunuz benzin ya da LPG'nin ya da mazotun motorunun fiyatı değil. Onun önemli bir kısmı vergisiz. Vergi, yani vatandaş onu fiyatın içerisinde zannediyor. Şimdi bu vergi toplanmak zorunda çünkü o borçlar ödenecek. O borçlar neyle ödeyecek?
bir kısmını topladığı vergiler ödüyor, bir kısmını da yeniden borçlanmak suretiyle ödemek zorunda. Ve her sene ödediği borç ve dolayısıyla ödediği borç faizi biraz da yükselmiş oluyor. Bunlar doğrudan doğruya fiyata yansıyor. Sadece bu mu? Bu, şimdi bu devletin, kamunun borcu. Bir de özel sektörün borcu var. Özel sektörün borcu, devletin borcunun birkaç katı. Kapitalist sistemin temel döngüsü bunun üzerine kuruldu zaten. Yani açık finansman bir hayat tarzıdır onlar için. Diyorlar ki eğer siz kişi misiniz, şahıs mısınız? Maaşınız yetmiyor, hiç problem değil. Gelin biz size kredi verelim. 10 ay, 20 ay, 30 ay, 40 ay, hatta 180 ay vadeyle size kredi açalım. Siz 15 yıllık gelirlerinizi şimdiden bize ne şekilde ödeyeceğinizi söyleyin. Biz size şimdiden o parayı harcatmanın bir yolunu açalım. Siz parayı şimdiden harcayın. Siz şirket misiniz? Daha fazla büyümek istiyorsanız sizin öz sermayeniz yetmiyor. Gelin biz size borç para verelim. Siz bunun faiziyle birlikte bize ödeyeceksiniz. Ve bir müddet sonra o şahıslar kendi gelirlerinin tamamını o para babalarına ödemek zorunda kalıyor. O şirketler kendi karlarının hemen hemen hepsini o para babalarına aktarmak zorunda kalıyor. Bununla yetinmiyorlar. Devletlerin de tamamını borçlanıyor. Diyorlar ki siz yatırım mı yapacaksınız? Yatırımlarınızı ertelemeyin. Paranız mı yok? Gelin biz size borç para vereceğiz. Ve bireysel kredilerle asgari ücretle bile geçinen insanın cebine, vatandaşın cebine bir hortum bağlıyorlar. O hortumu diğer ucu zenginin kasasında. Şirketin kasasına bir hortum bağlıyorlar. O para babasının bankasında öbür ucu. Bankaya akıyor. Onun karı, onun elde ettiği gelir. Bir taraftan da devletin hazinesine bir hortum bağlıyorlar. Artık vatandaşların, insanların ve şirketlerin gelirleri yetmiyor onlara. Kesmiyor onları. Bu sefer devletlerin hazinelerine, devletlerin merkez bankalarına kocaman kocaman hortumlar bağlıyorlar ve oradaki kaynakların tamamını emip götürüyorlar. Evet. Burada başkanım şimdi önemli bir hani ekonominin önemli bir ayağı da tarım sektörü. Evet. Hüdapar'ın özellikle gündem değerlendirmelerinde tarım sektörüyle ilgili özellikle buraya dikkat çekildiğini de görüyorum. Tarım sektöründe bir taraftan işte tarımda da hani Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu, yani en temel Türkiye'de çok rahat yetişebilecek ürünlerde dahi dışa bağımlılık olduğu ifade ediliyor. Bu konu sizce abartılıyor mu? Yoksa tarımda durum nedir? Bu konudaki sizin önerileriniz ya da yaklaşımınız nedir? Yani biz diyoruz ki çiftçiler bir hazine gibi görülmeli. Evet. Tarım sektörü şu anda evet belki gayri safi milli hasıla içerisindeki payı gittikçe düşüyor. Yani tarımsal ürünlerden elde ettiğimiz gelir, Türkiye olarak söylüyorum. Diğer sektörlere göre payı azalıyor yüzdelik olarak. Ama bu onun stratejik öneminin azaldığı veya stratejik öneminin az olduğu anlamına gelmiyor. Eğer siz gıda üretiminde kendi kendinize yeten bir ülke olmazsanız yarın bir gün birileri sizi açlıkla terbiye edebilir. Bunu söylüyoruz. Ve eğer siz kendi çiftçinize destek olmazsanız, sizin çiftçiniz toprağını ekmesinden dolayı hasat döneminde pişman duruma düşüyorsa, ben zarar ettim diyorsa, bir dahaki seneye o toprağını ekmeye korkar bir hale gelirse, üretmeyecektir. Üretmezse fiyatlar yükselecek. Siz geçici olarak dışarıdan bazı daha ucuz satan ülkelerden o malları ithal edip tanzim satış mağazalarında bunu vatandaşa ucuz bir şekilde yedirebilirsiniz. Bu kısa vadeli palyatif pansuman niteliğindeki tedbirlerdir. Ama sizin asıl yapmanız gereken şey kendi çiftçinizi ayakta tutup ne pahasına olursa olsun onu ayakta tutup onu zarar ettirmeden kendi vatandaşınızın karnını onun geliriyle orantılı bir şekilde mümkün hale getirebilmeniz gerekir. Eğer siz bunu yapmazsanız, eğer sizin çiftçiniz kendi toprağını ekmekten vazgeçerse bir müddet sonra sizin topraklarınız atar hale gelecek ve siz kendi topraklarınızı işlemediğiniz için tarımsal ürünler bakımında siz dışarıya bağımlı hale geleceksiniz. Dışarıya bağımlı hale gelmeniz Türkiye gibi bir memleket için çok acı verici bir durumdur. Bunu söylüyoruz. O yüzden diyoruz ki çiftçi mutlaka desteklenmeli. Mesela bu dönemde hububat, buğday, arpa, mercimek eken çiftçilerin durumu çok iyi değil. Çok iyi de yağmur yağmasına rağmen çiftçi şikayet ediyor. Evet, gerçekten rekolte yani yıllık olarak elde etmeyi bekledikleri ürün çok çok aşağılarda kaldı. Önemli bir kısmı zarar etti. Bazıları biz yaptığımız masrafı ancak alabildik ve düşünün bir sene boyunca o aracıyla meşgul oluyor. Hasat döneminde bir sonraki yılın ihtiyaçlarını da karşılayacak ve yeniden o toprağı ekip biçecek bir masrafını alacak diye beklerken sadece önceki yılda yapmış olduğu masrafları alan bir çiftçi bir dahaki sene o toprağı ekmekte
tohum bulmakta veya onu ekmek için mazotu bulmakta da zorlanacaktır. Bu konuda hükümete çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki çiftçinin bu sıkıntısını görün ve onlara destek verin. Peki efendim, şimdi bir virgül koyalım, bir reklam aramız var. Değerli izleyenler, bir kez daha hatırlatalım. Sosyal medyadan, Twitter'dan Yapıcıoğlu'na sorum etiketiyle sorularınızı paylaşabilirsiniz. Şimdi bir reklam aramız var. 10 dakikalık bir ara. Dönüşte daha çok sizin sorularınıza yer vereceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz. Rehber Gündem programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta Rehber Gündem'in konuğu Hüdapar Genel Başkan Vekili Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu ve gündemin öne çıkan gelişmelerini kendisiyle konuştuk, sorularımızı sorduk, cevaplarını dinledik. Devam ediyoruz. Bu bölümde daha fazla sosyal medyadan sizin gönderdiğiniz soruları Sayın Başkan'a yönelteceğim. Bir kez daha bu vesileyle hatırlatalım, Yapıcıoğlu'na sorum tagıyla, etiketiyle sizler de sorularınızı paylaşabilirsiniz. Başkanım, sosyal medyadan gelen bir hayli soru var. Tabii çok farklı konularda gelen sorular söz konusu. Şimdi bunlardan bir tanesi, bakalım, belediyelerle ilgili gelen sorular var. Muharrem Yıldırım isimli izleyicimiz belediyelerle ilgili bir soru yöneltmiş. Bunu ilk bölümde size yöneltmiştim. Yine ekonomiyle ilgili gelen sorular var. O konuda da ilk bölümde teferruatlı olarak konuşmuştunuz. Sadık İşiner, İşineri isimli bir izleyicimizin bu konuda sorusu var. Bu vesileyle kendilerine de selamlarımızı iletmiş olalım. Yine sosyal medya üzerinden özellikle yürütülen bir takım algı operasyonları ile ilgili paylaşımlar var, sorular var. Bu konuda sosyal medyanın kullanımı, işte bu konuda yürütülen algılara dikkat çeken bir soru var. Haydar Eroğlu isimli izleyici bunu böyle bir soru yöneltmişler. Algı konusunda bunlar genel gelen sorular. Başkanım, şimdi şöyle bir soru var. Algı yönetimi konusunda, yani Müslümanlar bu konuda ne durumda? Başarısız mı oluyor? Neden başkalarının oluşturduğu algının peşine sürükleniyoruz? Dilerseniz bu soruyla başlayalım. Evet, şimdi maalesef algı olgunun önüne geçmiş, öyle bir dönem yaşıyoruz ve bu algı da medya ve sosyal medya kullanılmak suretiyle oluşturuluyor. Ve genellikle Müslümanların aleyhine bir algı oluşturma konusunda birileri ön almış gidiyorlar. Özellikle gençlere, Müslüman gençlere şunu söylemek istiyorum. Sosyal medyayı kendi inançlarınıza, kendi ideallerinize erişme ve o insanlara bir şeyler ulaştırma noktasında ciddi bir şekilde kullanabilirsiniz. Eğer dikkat etmezseniz belki o sosyal medyanın kötüye kullanılması sizi kendi rüzgarına veya selin önüne katıp sürükleyebilir. Mutlaka bu konuda uyanık olmaları ve toplumu iyiye, güzele, doğruya sevk etme ideali olan gençlerin daha aktif bir şekilde bu sahada olması ve sosyal medyanın doğru kullanımı konusunda kendisini bilinçlendirmesi ve yetiştirmesi gerekir. Konvansiyonel medya, klasik medya, işte televizyon, gazete, alışıldık diğer araçlarla ilgili olarak da şunu söyleyeyim ki toplumu iyiye, güzele, doğruya sevk etmeye niyetli ve bu konuda çabası olan medya kuruluşlarının güçlendirilmesi için de bir çaba olması lazım. Bu konuda mesela kanalınızın, Rehber TV'nin daha fazla seyredilmesi, daha fazla insana ulaşması için tavsiyelerde bulunabilirler. Tanıtmanı gönüllü olarak yapabilirler. Ve yine bu hassasiyeti olan çizgideki basılı yayın kuruluşlarına da bu anlamda destek verebilirler. Bunlar süreli yayınlar olabilir, bunlar kitaplar olabilir, bunlar işte haftalık ve aylık dergiler olabilir. Ama mutlaka bunların tanıtımının daha fazla yapılması, daha çok mümkün olan çok sayıda insanlara ulaştırılması gerekiyor, okunması gerekiyor. İnşallah bu konuda bir çaba olursa ben inanıyorum ki bu çabalar meyve verecektir. Peki efendim, bir diğer soruyla devam edelim. Haydar Eroğlu isimli izleyicimiz şöyle bir soru yöneltiyor, uzunca bir soru. İktidar sahipleri son zamanlarda her şeyi eline yüzüne bulaştırmaya başladı. Zamlar, umursamazlıklar, istikrarsız
açlık, üretimsizlik, faturayı millete kesmeler, kendi önünü göremeyip diğerlerine sataşmalar vesaire. Sizce güç zehirlenmesi mi, akıl tutulması mı, basiretsizlik mi diye yöneltmiş. Yani özellikle iktisatla ilgili işin ters gitmesinin bize göre üç temel sebebi vardır. Bir, kapitalist teori Türkiye'de iktisat fakültelerinde ve iktisat dersinin okutulduğu diğer okullarda ekonomi ilmi diye okutuluyor. Evet. Temel sebeplerin başında bu geliyor. Ve insanların önemli bir kısmı faizsiz bir sistemin neredeyse mümkün olmadığını toplumun tamamına, Müslümanlara dahil kabul ettirme gibi bir niyetleri ve önemli bir kısmı da kabul etmiş. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Faizin olmadığı bir anlaşma veya bir uygulamada bile faizsiz demiyorlar, diyemiyorlar. Özellikle sıfır faiz diyorlar. Yani sıfır bile olsa faiz diyorlar. Hatta faiz hiç ödenmiyorsa, parasını bir yere yatırdığı için bir anlamda kiralık kasa gibi bir ücret ödemek zorunda kalıyorsa buna negatif faiz diyorlar. Ama yine mutlaka faiz tabirini kullanıyorlar. Buna herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Bizim bir diğer iktisadi hastalığımız sürekli ürettiğimizden fazla tüketmek gibi bir alışkanlığımız var. Kazandığımızdan daha fazla harcamak gibi bir alışkanlığımız var. Maalesef. Eğer biz açık finansmanı terk etmezsek, eğer ülke olarak biz denk bütçeye geçmezsek bizim iki yakamız bir araya gelmeyecek. Ondan sonra da faturayı sürekli birilerini keseceğiz. Ya içeride birilerine nankör diyeceğiz, ya dışarıdan birilerine işte bize dışarıdan dış saldırı var. Evet, siz saldırıları açık halde bırakmayın kendinizi. Siz başkasına el açacak durumda olmayın ki millet sizin ekonominizde bu kadar rahat bir şekilde oynamasın. Peki efendim. Şimdi bir diğer soruyu yine yöneltelim. Vahdettin isimli, mühendis Vahdettin isimli bir izleyicimiz şöyle bir soru yöneltmiş. Maalesef gençliğin durumu işler acısı. Hüdapar'ın bu soruna karşı çözüm politikaları nelerdir? Tabii gençliğin birçok alanda sorunları var. Geniş bir konu. Kısa bir cevap isterim ama benzer bir soru daha var. Hüsnü Yalınkılıç isimli izleyicimiz, gençlerin evlenmesinin önündeki engeller gün geçtikçe artıyor. Hüdapar'ın çözümü nedir demiş. Gençlerin önünde evlenmesinin önündeki engellerin artırılması bu kendiliğinden olan bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Bu planlı, projeli, belki aileyi koruma kanunu da bunun içerisindedir. Belki şey, süresiz nafaka ile ilgili de önündeki şeyden de baktım. Bu nafaka ile ilgili sorular da var, soran izleyicilerimiz var. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı konular. Bir toplumu manevi olarak ahlaken çökertmek istiyorsanız işe, aileden, işe, gençlikten başlamanız gerekiyor. Eğer siz aileyi çökertirseniz, genç nesilleri yoldan çıkarırsanız o toplumun geleceği karanlık olur. Ve bunun yollarının, bu uyguladıkları hile ve desteklerin başında da dediğim gibi bu aileye yönelik yapmış oldukları şeyler, aile kurmayı zorlaştırma, öbür taraftan boşanmaların kolaylaştırılması, aile birliğinin dağılmasının toplumun çözülmesi anlamına geldiğini bilen, nasıl diyeyim, insanlık düşmanları bu şekilde kendi önlerindeki potansiyel engelleri kaldırmak adına bunu yapıyorlar maalesef. Bizim çözüm önerilerimiz şudur. Biz diyoruz ki boşanmalar zorlaştırılsın. Şüphesiz Katolik nikahı gibi bir nikahı önermiyoruz. Aile birliğinin kurtulması için tedbirler alınsın ve gençlerin evlenmesi kolaylaştırılsın. Bunun için önerdiğimiz şeylerden bir tanesi de şudur. Biz diyoruz ki mesela parti programımızda var. Diyoruz ki herhangi bir mirasçı bırakmadan vefat eden kişilerin mirası devlete kalmasın. Evet. Bu miraslar bir fona aktarılsın. Bu fon sadece evlenme çağına gelmiş ama maddi imkansızlıklar nedeniyle evlenmeyen gençlerin evlendirilmesinde kullanılsın. Başka fonlarla da yani daha doğrusu başka kaynaklarda bu fon desteklensin ve sadece çeyiz parası gibi basit şeyler değil. Mesela evlenme teşviki için işsizlik oranı biliyorsunuz çok yüksek. Evet. Genç işsizlik %25'in üzerinde, bazı bölgelerde %50'nin üzerinde genç işsizlik oranı var. Yani 25 yaş altındaki gençlerin yarısından fazlası bazı bölgelerde işsiz. Mesela evliliğin teşviki için şöyle yapılabilir. İşe alımlarda evlilere öncelik, evli olan gençlere öncelik olabilir. Mesela biz diyoruz ki henüz üniversite çağındayken, üniversite öğrenimi devam ederken evlenmek isteyenler varsa evli yurtları bir artı bir şeklinde, evli yurtları küçük daireler şeklinde bunlar da yapılsın diyoruz. Mutlaka eğer toplumu ayakta tutmak istiyorsak
bizim aile kurumunu güçlendirmemiz lazım. Gençlerin yuva kurmalarını kolaylaştırmamız lazım. Burada hani biz ilk bölümde belediyeleri falan konuştuk. Belediyeler üzerinden dönen rantı konuştuk ama mesela evlilik konusunda gençlere katkı olsun diye şimdi biliyorsunuz düğün konusunda düğün masrafı denildiğinde düğün salonlarının kiralanması da ciddi anlamda bir masraf. Evet. Dolayısıyla belediyelerin bu anlamda var olan bir takım merkezleri, kültür merkezleri vesaire. Hani ücretsiz olarak böyle gençlerin düğünü için tahsis edilemez mi? Böyle İnşallah belediyeler evet. Belediyeler Hüdaparlı olduğu dönemde belediye tesisleri gençlerin evlendirilmesinde ücretsiz olarak tahsis edilecektir evet. İnşallah. Peki efendim. Şimdi farklı bir konuda bir soru var. Rıdvan Ceylan isimli bir izleyicimiz Suriyelilerle ilgili bir soru yöneltmiş. Aslında bizim konu başlıklarımız arasında vardı. Suriyeliler gitmeli mi, kalmalı mı? Şimdi bu böyle tek kelimelik evet. bir cevabı yok bu işin. Dilerseniz Suriye meselesine girerken evet. biz bunu da o peki zaman efendim, cevaplayalım. Peki efendim, Suriyelilerle ilgili, onunla ilgili zaten başlığımız var, açacağız. Şimdi farklı bir soru daha var, yine ekonomiyle ilgili ama bir iki cümleyle ona da dilerseniz cevap verin. İşsizlikle ilgili, özellikle üniversite mezunu genç işsizlerle ilgili, diplomalı işsizliğin had safhada olduğu noktasında bir takım sorular var. Bir iki cümleyle buna ilişkin neler söylersiniz? Memleketinizde işsizlik oranı artıyorsa elbette vasıfsız işçiler de vasıfsız kişiler de işsiz kalacak. Ortaokul mezunları da, ilkokul mezunları da, lise mezunları da, üniversite mezunlarını da bu sirayet edecektir. Herkes kendisine düşen pay alacaktır. Herkes bu işsizliğin yüksek olduğu ortamdan kendi payına düşen olumsuzluğu alıyor maalesef. Bunun temel sebebi işsizliğin bu kadar yüksek olması, üretime dayalı bir ekonominin değil, daha çok finans sektörüne dayalı ve borçlanmaya dayalı ithal ikame bir ekonomi anlayışı olunca üretim düşüyor ve işsizlik rakamları maalesef yükseliyor. Yükselince elbette üniversiteler de bundan payını alıyor. Bir diğer sebebi Türkiye'de eğitimin yeterince planlı olmaması. Yani normalde evet her tarafa üniversiteler kuruldu, üniversite sayısı arttı, bununla hükümet her tarafta bunu dile getirerek övünüyor. Evet okullaşma oranı üniversite mezunu sayısının artması önemli bir şey ama bu üniversite mezunları eğer o kadar emek sarf ettikten sonra bir iş bulmakta zorlanıyorsa bu ileride sizin başınıza artacak bir problem haline gelir. Öyleyse hangi alanda ne kadar iş gücüne ihtiyaç varsa o oranda, o miktarda kontenjan verilmesi lazım üniversitelere ki ta ki gençler hangi alanda ihtiyaç olduğunu bilsin ve ona göre bir tercihte bulunsunlar. İşte bugün sonuçlar açıklandı. Ben üniversitelere yerleşen bütün gençlerimize şimdiden başarılı diliyorum ve kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah hayırlı olur ama dediğim gibi eğitimin yeterince planlı olmaması diplomalı işsizlerin sayısında her gün artış olmasına sebebiyet veriyor. Maalesef. Başkanım şöyle bir soru var. Hür Genç isimli bir kullanıcı. Tarih boyunca erken seçimlerle boğuşan Türkiye'de bir erken seçim öngörünüz var mı diye. Şunu da ekleyeyim. Şimdi geçen hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Bahçeli ile görüşmesi üzerinden bir takım yazarlar bunu gündeme getirdiler. Hani bazı şeyler tartışıldı. Acaba bir erken seçim çağrısı mı yine yapılacak? Bu anlamda sizin bir öngörünüz, bir beklentiniz var mı? Yani şu anda, şu anki ortama göre, şu anki şartlara göre bir erken seçim görünmüyor ufukta. Ama eğer ekonomi biraz daha kötüye giderse veya bu kötü gidişin önüne bir set çekilemezse, bu durdurulamazsa, iyiye doğru bir dönüş olmazsa hükümet bir erken seçime gitmek zorunda kalabilir. Evet. Başkanım şimdi ekonomiyi konuştuk ama ekonomiyle ilgili hani sorunun kaynağında neler olduğu noktasında değerlendirmelerinizi dinledik. Şöyle bir soru var. Hüdapar ekonomiyle ilgili ne vaat ediyor? Kısaca birkaç cümleyle alırsak. Birkaç cümleyle ifade edecek olursak bir, sosyal adalet vaat ediyor. Evet. Temel hedefimiz sosyal adaleti sağlamaktır. Adil bir bölüşüm ve vergi adaleti. Yani şu anda Türkiye'de bunda çok ciddi bir sorun. Verginin önemli bir kısmı dar gelirlinin sırtında. Az kazanan çok vergi veriyor ama çok kazanan az vergi veriyor. Bunun tersine dönmesi lazım. Dolaylı vergilerin bütün vergiler içerisindeki payının azaltılması lazım. Servet biriktirmiş olanlardan fakirlerin hakkının alınması lazım. Bir miktar servet vergisinin alınması lazım. Ve üretilen değerin adil bir şekilde bölüşülmesi lazım. Evet. Şu anda sermaye sahipleri aslan payını alıyor. Kapital sisteminin özelliği budur, temeli budur, ruhu budur,
yaklaşımı budur. Aslan payını kapitale verir, sermaye sahibine verir. Emekçi kesimin, işçi kesiminin, ter döken insanların hak ettiği payı bundan alması lazım. Bir de sosyal adalet iyice bozulmuş durumda. Bunu şu anda bazı sosyal yardımlarla kısmen hükümet dengelemeye çalışıyor. Fakat bu yetersizdir. Eğer siz en zengin kesim ile en fakir kesim arasındaki uçurumu kapatamıyorsanız, gittikçe bu aşılıyorsa, Türkiye'nin ekonomisi en büyük 20. ülke olması çok fazla bir şey ifade etmiyor. Varsın 20. ülke değil, 25. 30. ülke olsun ama memleketteki aç insanların sayısı azalsın. Ama eğer siz hem memlekette karnını doyurmakta zorlanan insanların sayısını azaltabiliyorsanız, herkesin karnı doyuyorsa onuru da korunmak suretiyle, yani kendisine herhangi bir şekilde tutufta bulunuyormuş gibi kuyruklarda bereketlik bir şeyler vermek suretiyle karnını doyurmaktan bahsetmiyorum. Evet. İnsan eşrefil mahlukattır. Mutlaka onun izzetinin, onun şerefinin, onurunun korunması lazımdır. Onun meslek sahibi, iş sahibi yapılması, kendi geçimini sağlayacak kadar bir gelire sahip olmasını temin etmek gibi bir yükümlülüğü vardı devletin. Biz diyoruz ki inşallah eğer biz gelirsek ya da bizim zihniyetimiz gelirse, bizim bakış açımız memlekete hakim olursa, inşallah biz diyoruz ki herkes başı dik şekilde yaşayacak ve hiç kimse herhangi bir zaruri ihtiyacını karşılayamayacak bir durumda olmayacak. Zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan her kim varsa mutlaka onun ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmalıdır diyor. Peki efendim. Şimdi ilk bölümde ifade ettik. Özellikle Hüdapar'a yönelik yöneltilen sorulara baktığımızda süresiz nafaka konusu, 6.284 sayılı aileyi koruma kanunu ve bu kanunun uygulanmasından kaynaklı bir takım sorunlar, mağduriyetler var. Ve o kesimlerin özellikle soruları oluyor. Bu anlamda sorular var. Bakalım Hafzullah Hamidi isimli izleyicimiz 6.284 sayılı aileyi koruma kanunu hakkındaki görüşleriniz nelerdir demiş. Bu yasanın aile kurumuna verdiği zararlardan dolayı lağvedilmesi gerekmez mi? Yine süresiz nafakayla ilgili de sorusunu yöneltiyor. Buyurun. Biraz önce söylediğim gibi, yani şimdi o gençlerin evliliğinin zorlaştırılması da dediğim işte bu konularla bağlantılıdır. Aile kurumu hedeftedir. Aile kurumu çökertilmek isteniyor. Çünkü aile kurumu çökerse toplum çökecektir. Toplumun çökmesini istemiyorsak aile kurumunu ayakta tutmamız lazım. Aile kurumunu ayakta tutmak için çıkarılmış süsü verilen aileyi koruma kanunu çıktıktan sonra aile kurumu çatırdamaya başlamıştır. Boşanmalar iki kat artmıştır. Evlenme sayıları gittikçe düşmektedir. Süresiz nafaka da bu işin hilelerinden bir tanesidir. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan bir evlilik yapsa ve o evlilik yürümese, bir boşanma olursa, bir haftada sürmüşse bu evlilik, şöyle bir tabirimi mazur görsün lütfen, şeytanca bir yaklaşımda diyorlar ki o erkek ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalsın ta ki ikinci bir yuva kuracak mecal kalmasın. O kadın zaten ben sürekli bir gelire sahip olduğum için ben yeniden evlenme ihtiyacı duymayayım desin. Ve toplum evlenmiş ve boşanmış pek çok insanların oluşturduğu ama bir başına yaşayan, tek başına yaşayan insanlarla dolsun taşsın. Evlilik de zorlaşsın. Zaten genel anlamda zor. Bu gibi bir toplumda ahlaki çürüme çok daha hızlı olur. Peki. Bunu bilinçli bir şekilde yapmaktadırlar ve aile koruma hedeftedir. Eğer tedbir alınmazsa aile korumunun çöküşü batıda olduğu gibi, eğer Türkiye batıyı örnek almaya devam ederse Türkiye'de de mukadder bir hale gelecek ve ondan sonra da bu toplumu ayakta tutacak başka bir şey de bulamayacağız. Başkanım, şimdi bu çerçevede gelen sorular var ama dilerseniz Suriye konusuyla ilgili devam edelim. Vaktimiz kalırsa yine gelen soruları da alacağız. Şimdi Suriye konusunda evet gelen soru vardı. Suriyeliler gelsin mi gitsin mi diye sosyal medyadan da bir izleyicimizin sorusu vardı. Evet. Dediniz ki bu öyle tek kelime, tek cevapla hani evet ya da hayır şeklinde olmaz. Biraz daha detaya girmemiz gerekir. Bu çerçevede baktığımızda Suriyeli mültecilerle ilgili evet Türkiye'de bir tartışma var. Ama bunun arka planda veya bunu doğuran zemine baktığımızda Suriye'de yaşanan iç savaş, vekalet savaşları yatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması oldu biliyorsunuz. İdlib'e yönelik hali hazırda saldırılar var. Esed rejimi bir ara hani bir ateşkes şeklinde bir açıklaması oldu. Sonra bu hayır değil şeklinde veya geri alındı şeklinde açıklamalar da oldu. Bunun üzerinden bakarsanız Suriye ile ilgili neler söylersiniz? Evet, 2011-15 Mart Suriye'deki iç savaşın başlangıcı kabul ediliyor.
Bu tarihten bu yana çok yoğun bir şekilde Suriye dışarıya göç verdi. Dışarıya göç eden insanların önemli bir kısmı Türkiye'ye geldi. Türkiye'deki sayının artmış olması ciddi bir sosyal sorun haline geldi ve bir kısım muhalefet partileri tarafından iş belki yabancı düşmanlığı diyebileceğimiz bir raddeye kadar yükseltildi ve şu anda Suriyelilerin Türkiye'den gitmesi gerektiği yönünde çok yoğun bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Halen de bu devam ediyor. Sizin de dediğiniz gibi Türkiye'ye gelen Suriyeliler niye geldi? Yani durup dururken mi geldiler? Bazıları diyor ki ya işte ele ayağı tutan genç adamlar gitsinler ülkeleri için savaşsınlar. Kiminle savaşsınlar? Yani şimdi orada Suriye'de pek çok Suriyeli kamplara ayrılmış durumda ve birbirine silah doğrultuyor. Eğer oradaki insanlardan herhangi birisi ya ben Suriyeliyim ama karşıdaki kişi de benim komşum, hatta benim akrabam, ben ona silah doğrultmak istemiyorum, bu nedenle ben Suriye'yi terk ediyorum diyorsa siz bunu nasıl kınayabiliyorsunuz? Ya şimdi Amerika gelmiş yerleşmiş bir kısım Suriye'de yaşayan bir kısım insanlar Amerika bizi koruyor diyorlar. Rusya gelmiş oraya yerleşmiş bir kısım Suriye hükümeti ve onun taraftarları başta olmak üzere diyorlar ki biz onları yardıma çağırdık, geldiler bize yardım ediyorlar. Bazı bölgelerde Türkiye var, evet. Fransız askerleri var, İran var. Şimdi bu gidin orada savaşın diyenler, mesela gidin orada İran askerlerine karşı savaşın diyor veya Rus askerlerine ya da Amerikalılara ya da Türkiye'nin oraya gönderdiği askerlere karşı savaşın mı diyorlar? Ne diyorlar? Veya gidin diğer Suriyelilere karşı savaşın mı diyorlar? Ya doğrusu biz bunu anlamakta zorlanıyoruz. Savaş iyi bir şey değil. Allah mecbur etmesin. Ama iç savaş en kötüsüdür. Şu anda Suriye'de bir iç savaş devam ediyor. Evet. Ve o iç savaştan kaçan insanlar buraya sığınmıştır. Elbette aralarında her çeşit insan vardır. Ama bir genelleme yapmak suretiyle Suriyeliler kötüdür. Suriyeliler işte veya işte geldi burada bizim huzurumuzu bozdu şeklinde şeklindeki bir yaklaşım bize yakışmaz. Burada başkanım şimdi bir takım hani anket çalışmaları yapıldı, açıklandı ve aslında bunu hani İstanbul seçimi ve benzer bir takım Bolu ve benzer bir takım ilerideki seçimlerde de görmek mümkün. Yani bir takım anket çalışmaları vatandaşın Suriyelileri bir sorun olarak görmeye başladığı tespitinde bulunuyor. Evet. Nitekim bu konuda vaatlerde bulunan yani mülteci aleyhtarı vaatlerde bulunan bir takım isimler de belediye başkanı olarak seçildiler. Evet. Yani bunun üzerinden bir okuma yaparsanız neler söylersiniz? Yani halk açısından, vatandaş açısından gerçekten Suriyeliler bir sorun mudur? Sorun olarak mı görülüyor? Sorun olarak gösterildi ve bu çok fazla tekrar edilince evet insanların bakışları değişebiliyor, değiştiriliyor. Basın bu konuda çok etkili bir rol oynuyor. Siyasetin ve basının kullanmış olduğu dil iyi bir dil değildi. Yükselen bir de bir milliyetçi dalga var. Yani herkes benim rahatım kaçmasın diyor. Öbür tarafta insanlar ölüyorsa ölsün kardeşim, gitsin kendi memleketinde ölsün. Burada benim ekmeğimi azaltmasın ya da burada benim sokağımı kalabalıklaştırmasın şeklinde bir noktaya insanlar gidiyorlar. Düşünün aynı insanlar kendi memleketinden, kendi kavminden olan kişiler başka bir memlekete gidip benzer bir muameleyi gördüğünde bu insanlık dışıdır diye ayağa kalkıyor. Ama aynı şeyi kendisi bir başka gariban insana, savaştan kaçmış bir insana yapabiliyor. Bu doğrusu yani halkı o duruma getirenler, o tarafa doğru sürükleyenler belki siyasi bir rant elde etmek için yaptılar ama doğru bir iş yapmadılar. Ve ben inanıyorum ki ileride tarih bunları yazacaktır ve onların çocukları, onların torunları kendi atalarını, kendi dedelerini bu yaptığından dolayı onlar da utanacaklardır. Güvenli bölge tartışmaları var tam da bu konu üzerinde. Yani tabii baktığımızda hani bir taraftan Suriyeliler için biz savaşıyoruz diyen bir takım kesimler var. Ama tabii Türkiye orada aslında kendi ulusal çıkarları doğrultusunda adımlar atıyor. Dolayısıyla hani Suriyeliler için işte Suriye ile orada rejimle Türkiye'nin herhangi bir çatışma alanı söz konusu değil. Şimdi Fırat'ın doğusuna operasyon çok yeni bir tartışma değil. Hatırlarsanız 2018'in sanırım Aralık ayındaydı. Konya'da Şebi Arus törenleri vardı. Orada Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklaması vardı. Dedi ki biz geçen hafta Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağımızı resmen ilan ettik. Bunu Amerika ile de görüştük. Trump da buna olumlu bakıyor şeklinde bir açıklama yaptı. Arkasından Amerika'nın, eğer yanlış hatırlamıyorsam, dışişleri sözcüsü
bu yanlış yönlendirmedir şeklinde bir açıklama, yani kibarca, bu doğru bir açıklama değildir şeklinde bir söz sarf etti. Yine bugünküne benzer, şu son birkaç gün yapılan açıklamalara benzer açıklamalar geldi. Amerika, biz Türkiye'nin tek taraflı olarak bir adım atmasını kabul etmeyiz. O adımı attırmayız. Biz eğer Türkiye yaparsa bunu engelleriz dedi. O dönemde bir katıldığım bir televizyon programında şunu demiştim. Türkiye, Amerika'ya rağmen Fırat'ın doğrusuna bir operasyon yapmayacak gibi görünüyor. Muhtemelen bir anlaşma bekleniyor. O gün bugündür yaklaşık 8 ay Türkiye bu anlaşmayı zorladı. Yani acaba Amerika ile bir anlaşma zemini bulabilir miyim? Mutabık kaldığımız bir çerçevede ve bir formül ile ben oraya gireyim. Türkiye şimdi ne istiyor? Yani Amerika'ya ben oraya gireceğim derken Amerika'da ne talep ediyor? Türkiye'nin söylediği belli başlı birkaç şey var. Türkiye diyor ki Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar olan bölgede 400 küsur kilometrede ben 30-35 kilometre derinliğinde bir koridor oluşturmak istiyorum ve burası güvenli bir olsun. Buradaki güvenliği ben sağlayacağım. Oradaki PYD'nin veya PKK'nın veya işte SDG'nin her ne diyeceksek adına oluşturduğu tahkimatı, oluşturduğu işte barikatları tamamen kaldıracağız ortadan. Siz de ağır silahlar alacaksınız ve o PYD unsurları o 30-35 kilometrelik bantın aşağısına çekilecek. Türkiye bunu istiyor. Amerika diyor ki hayır, 140 kilometre genişliğinde, uzunluğunda daha doğrusu, toplam 140 kilometre. İşte yer yer 5 ila 15 kilometre arasında değişen derinliklerde bazı yerlere gel, birlikte biz devriye de atalım, birlikte buraları biz temizleyelim ve buraları güvenli bölgeler haline getirelim. Türkiye bu tezi kabul etmiyor. Görüşmeler halen devam ediyor. Ve Amerika bugün yine açıklaması vardı. Pentagon sözcüsü tarafından. Türkiye'nin bu konuda tek taraflı bir adım atmasını biz kabul edemez buluyoruz. Ve eğer böyle bir şey olursa bizim yapacağımız şey bunu engellemek. Biz bunu engelleriz. Ne olacak bu durumda? Yani Türkiye Amerika'ya rağmen buraya gider mi? Türkiye ben her şartta Amerika kabul etse de etmese de ben orada güvenli bir bölge oluşturacağım diyor. Bunu söylerken mutlaka buradaki Suriyelilerin oraya gönderilmesi de bu işin içinde var. Zaten Türkiye bunu açıkça dillendiriyor. Ben 30-35 kilometre derinliğinde bir koridor açarsam 300 küsur bin Suriyeli burada, onların gönüllülük esasıyla oraya dönmesinin zeminini hazırlayacağım. Oraya gitsinler. Oraya gittikten sonra da oranın yerel meclisleri oluşturulsun, kent konseyleri oluşsun ve oranın yerel halkı kendi kendilerini idare etsinler. Ben de orada asayişi temin edeceğim, güvenliği koruyacağım ve sınırın öbür tarafından bana yönelecek tehditleri de ben kaynağımda bertaraf edeceğim. Burada şimdi böyle bir tezi var. Türkiye'nin hani daha çok Rusya ile Astana üçlüsü, Rusya ve İran'la görüşmelerinde işte her üç ülkede Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıdır veya toprak bütünlüğünü garanti eder şeklinde mutabakata vardılar. Bir takım bildiriler yayınlandı. Hı hı. Diğer taraftan da Amerika ile işte bir güvenli bölge oluşturulması noktasında müzakere devam ediyor. Yani bu iki yaklaşım aslında birbiriyle çelişmiyor mu? Yani şimdi Türkiye ile İran'ın bölgesel rekabeti eğer olmasa belki Rusya ve Amerika Suriye'ye bu kadar kolay bir şekilde yerleşip kendi çıkarları için bu savaşın uzamasına seyirci kalmayacaklardı veya bu işi bu kadar uzatmayacaklardı. Biz başından beri şunu söyledik. Dedi ki bu memleketteki sorunlar, bu bölgedeki sorunlar İslam ümmetinin iç sorunlarıdır ve mutlaka diyalogla, siyasi yollarla herhangi bir kimse haksızlık yapılmadan kendi aralarında bu işi çözmek, kavuşturmalıdırlar. Teklifimiz şuydu. Bizdeki ki muhalefetin bir kısmının üzerinde Türkiye etkilidir. Suriye'deki rejimin üzerinde de İran'ın bir etkisi söz konusudur. Türkiye ile İran bir araya gelerek bir noktada bunları buluşturabilirler. Suriye'deki mevcut sistem sürdürülebilir bir sistem değildir. Mutlaka oradaki insanların hakkının, hukukunun gözetildiği bir revizyona, bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç vardır. Eğer Türkiye ile İran bunu başarabilseydi, bugün oradaki ana aktörler Rusya ve ABD olmayacaktı. Şu anda da eğer bölge ülkeleri biz kendi içimizdeki sorunları adalet temelinde çözelim derlerse, bu noktaya gelebilirlerse o günkünden biraz daha zor ama hala imkansız değil. Bu sorunu çözebilirler. Fakat böyle bir iradeleri var mı, böyle bir istekleri var mı? Doğrusu biz bundan çok emin değiliz.
Peki Sayın Başkanım, süremizin de sonuna yaklaştık. Tabii sosyal medyadan gelen sorular var. Maalesef hepsine burada yer verme imkanımız olmadı. Süremiz sınırlıydı. Hem Suriye konusuna gelen sorular var. İşte Türkiye ABD'ye karşı işte fazla mı iyimser? Bu konuda hala daha Amerika'nın bir müttefik olarak görülmesi, bu konuda açıklamalar yapılması hani ne kadar doğru diye bir soru var. Dilerseniz bununla bir iki cümleyle toparlayalım. Yani Amerika hiçbir zaman ne Türkiye'nin, ne Suriye'nin, ne Suriye'deki bir kısım insanların, ne de PYD'nin dostu değildir. Başından beri söylüyoruz, hep söylemeye devam edeceğiz. Amerika sadece kendisinin, kendi çıkarlarının ve Siyonist rejimin dostudur. Onun önceliği Siyonist rejimin güvenliğini teminat altına almaktır. Eğer Türkiye ile anlaşılırsa, Siyonist rejimin güvenliği konusunda garanti alabilirse Türkiye'den veya onun güvenliğini temin etme noktasında Türkiye Amerika'ya yaklaşırsa belki Amerika şu anda bulunduğu bölgeden biraz daha güneye çekilme, Bağdat, Tahran'dan, Bağdat'tan Şam'a gelen yolu kesecek nitelikte Suriye'nin Irak'la sınırını Ürdün'e kadar geçecek bir şekilde kapatacak bir bölgeye çekilmeyi de Amerika kabul edebilir. Ama bütün bunları dediğim gibi Siyonist rejimin güvenliği için faydalı olduğu kanaatine varırsa yapar ancak. Bütün herkes şunu bilmeli. Şu anda Amerika ile müttefik olanlar da dahil. Yani yeni müttefikleri PYD'den bahsediyorum. Evet. Bizim ortağımız dedikleri. Türkiye işte Amerika bizim müttefikimiz ve stratejik ortağımızdır. Bu yaptığın şey müttefikliğe, ortaklığa sığmaz diyor. Onlar da görmeli. Ama öte taraftan İran ve Suriye'de şunu görmeli. Rusya da dost değil. Rusya'dan da dost olmaz, Amerika'dan da dost olmaz. Çare bu ülkelerin kendi aralarındaki sorunları, kendi işlerindeki sorunları, kendi vatandaşlarına yönelik uygulamaları ve kendi vatandaşlarıyla aralarında olan problemleri adalet temelinde çözmeleri ve birbirlerine kardeş nazarıyla bakmalarıdır. Yoksa bölgedeki meseleleri, kendi aralarındaki meseleyi biz güç kullanmak suretiyle, biz silah kullanmak suretiyle çözeceğiz diyorlarsa ve emperyalistleri kendi yanlarına hakem diye çağırırlarsa ya da yardımcı diye çağırırlarsa onların yapacağı bölgedeki insanları birbirine kırdırmak, birbirleriyle vuruşturmak, birbirleriyle savaştırmak ve kendi çıkarlarını teminat altına almaktır. Rusya bugün Suriye'deki insanların kara kaşı kara gözü için orada değildir. Rusya Akdeniz'deki deniz üssülerini kaybetmemek için oradadır. Rusya kendi ağırlığını orada hissettirmek için oradadır. Kendi menfaatleri için oradadır yani. Şimdi onların menfaatlerini biz kullanıyoruz diye kendi kendini kimse avutmasın. Türkiye'de ben Amerika'nın bölgede çıkarları var. Ben o çıkarlarını kullanmak suretiyle işte ben bölgesel rakiplerime karşı Amerika'nın gücünü yanıma alacağım. Dost ve müttefik Amerika benim yanımda olunca ben bölgede daha iyi bir statü sahibi olacağım diye düşünmesin. Eğer kendi izzetlerini düşünüyorlarsa, eğer gerçekten bölgesel bir güç olmak istiyorlarsa diğer bölge ülkeleriyle birlikte hareket etmek ve ortak en azından ortak çıkarları için birlikte hareket etmek için mutlaka yeniden bir şey kurmaları lazım. Bugün Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması vardı. Yeniden Asya diye bir yeni bir süreç başlatıyoruz. Bu tabii Amerika işte sen yoksan bak biz alternatifsiz değiliz şeklinde de olabilir ama gerçekten yüzünü Asya'da dönüş olabilir. Ve şu açıklaması da ilginçti. Hani işte Türkiye'de eksen kayması mı oldu? Diyor ki biz eksenin ta kendisiyiz. Yani biz tam ortadayız. Türkiye eksendir diyor. Türkiye eksense, eksen olmanın gereklilerini yerine getirirse gerçekten aynı zamanda küresel alanda bir güç haline gelmek istiyorsa unutmamalı ki mülkün temeli adalettir. Mutlaka adaleti öncelemeli, mutlaka insanı öncelemeli. Suriye'de de öncelenmesi gereken şey adalettir ve oradaki insanların yeniden insanca yaşayabilecekleri bir zemin hazırlanmasıdır. Bunun için diyalog sonuna kadar zor olmalıdır diye söylüyorum. Peki efendim, süremizin sonuna geldik. Ben değerli katkılarınızdan ötürü çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Burada görüşlerimizi halkımızla paylaşma fırsatı verdiğiniz için. Umarım sorulara zaman el verdiği ölçüde cevap verebilmişizdir. Hayırlara vesile olmasını tekrar Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Size de, seyircilerimize de
Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun efendim. Evet değerli izleyenler, böylece bu haftada rehber gündemin sonuna geldik. Rehber gündemin bu haftaki konuğu Hüdapar Genel Başkan Vekili Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'ydu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerini dinledik. Sorularınıza tabii süremiz kısıtlı olduğu için hepsini alamadık ama en azından el verdiği oranda onları da yöneltmeye çalıştık. Bu vesileyle ben de teşekkür ediyorum soru yönelten kardeşlerimize. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.